Işık biraz kötü bu arada, o yüzden böyle garip parlayıp kısılıyor falan. Kusura bakmayın artık, o yüzden çok ayarlayamadım onu. Neyse, bugün şimdi piyano kursuna gideceğim. Ama aslında şöyle bir şey var ki piyano kursum kapatıldı. Çok üzgünüm bundan dolayı. Belirli bir sayının altına düştüğümüz için kursu kapattılar. Yani diyecek söz bulamıyorum. Ben çalışmaya gidiyorum ama kendim. Canım sıkıldı, o yüzden dedim biraz gidip çalışayım, kendime geleyim. Sonrasında biraz gezer tekrar gelirim yurda dedim. Çünkü bayağı canım sıkılıyor böyle. Gezmek istiyorum, hava güzel. Vaktimi değerlendirmek istiyorum. Artık sona gitgide yaklaşıyoruz. Mayıs ayındayız şu an. Haziran'da okulum bitiyor, aynı zamanda da yurdum bitiyor. Ve eve döneceğim. Yani bakarsanız aslında çok stresli zamanlarımdayım ve bir şekilde bu stresimi gezerek veya da piyano çalarak atmaya çalışıyorum. Pek başarılı olduğum söylenemez aslında. Her şey sosyal medyada göründüğü gibi değil gerçekten. Ben çok stresli bir insanım mesela. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum. Her şeyin istediğim gibi olmasını istiyorum ama tabii ki öyle olmuyor. Ve bunu sağlamak için çok çabalıyorum gerçekten ama bakalım yani inşallah hakkımızda hayırlısı olur. O yüzden ben artık yani bir şeyleri düşünmek yerine sadece yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Günü geçiriyorum kısacası. O yüzden şimdi birlikte dışarı çıkacağız. Ve böyle vlog çekmek istedim. Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Yani aklımda hiçbir plan yok. Sadece piyanoya gideceğim. Oradan da gezerim. Yine vapura binerim falan. Klasik bir gün geçireceğim. Ve sizi de öyle yanıma alayım dedim. Böyle kısaca bahsetmek istedim. O zaman hadi gidelim. İkinci jüriyi de atlattık. Bunu gerçekten başardık. Başardım. Gördüğünüz gibi hemen kendime bir şekil düzen verdim. Modumu yerine getirdim. Odamı topladım, temizledim. O kadar mutlu ve enerjik hissediyorum ki kendime anlatamam size. Yani günlerdir bu anı bekliyordum. Şimdi aslında yine de korkmuyor değilim son jürime. Çünkü bir ay kaldı ve artık bitecek yani. Haziran'da her şey bitecek ve bu biraz korkutucu. Ama neyse, modumu bununla bozmuyorum. Bu jüriyi de atlattığım için kendimi tebrik ediyorum. Öyle, aynen böyle tebrik ediyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Hemen mesela arkadaşlarımla şu an gezme planı yapmaya başladık bile yani. Bir de yaz geliyor. Hava gerçekten böyle yavaş yavaş güzelleşiyor. Sevindirici bir durum. Bu arada
Konuşmam biraz farklı olabilir. Sebebi ise dilimi ısırdım dün ve yani nasıl ısırdım bilmiyorum. Gerçekten konuşurken canım acıyor ve o yüzden böyle bir garip konuşuyorum. Ya sırf bu yüzden yani başka bir şeyden değil. O yüzden bunda böyle bir dipnot geçeyim dedim. Selam, 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 selam. Günler sonra dışarı çıktım gerçekten. Meryem'i bekliyorum. Final teslimlerimizin fotokopisini çıkartmak için buluşacağız. Çok heyecanlıyım. Gerçekten yarın son jürim, son teslimim yani. Nasıl hissediyorum, ne yapmam gerekiyor hiçbir fikrim yok. Ben çalışırken kendimi hiç çekmedim. Çekmek isterdim ama hani vasat durumdaydım. Nasıl çekebilirdim diye düşünüyorum hani. Şu an böyle gözüklüğüme bakmayın. Fazlasıyla toparlamış halim bu. Hem fiziksel hem ruhsal tam çöküşteydim bu hafta. Yapsak bir şeyler yani. Mezun olacağız. Bakalım yani olabilecek miyiz? Orası da meçhul. Daha sonuçları bilmiyoruz ama fazlasıyla stresliyim. Bakalım hayırlısı olsun. Duygu ve düşüncelerini alalım. Çok mezun duyguluyum. Oluyoruz. Ağlayacağım. Son kez buraya geldim. Başımız deli olmuyor. Son kez. Son kez. Son kez. Aklıma şey geldi. Okulda çektiğimiz video geldi. Yine orada video çekelim. Unuturalım. Bir saniye. Geldik o malum yere. Bir şey söyleyeceğim. Ben hiç bitirme gibi hissetmiyorum. Ve Meryem bana çok kızıyor. Ben şu an çok stresliyim. İnanılmaz stresliyim ya. Nasıl atacağım stresi? Hocanın karşısında ilk 5 saniyede sen saniyeden sonra gidiyor stres. Bitiyor. M.A. Ben hiç bu kadar stres yapmamıştım ama biliyorsun. Ben stresli ben değilim. Ben şu an... Jürilerde genelde stresli bir insan değilimdir. Bir kelebek uçuşma şeyi geliyor içime. Ama şu an aşırı stres duyuyor yaptım. Musun? Çok sıcak. Gerçekten böyle bir şey çok güzel. Kanka şalım böyle kalsın mı yoksa atayım mı? Heyecanlı mısın? Ağla. Bir şey yapmak özgürsün şu an. Saçma sapan hareketler yap. Ortadayım. Bana kadar. Gel. Neden besteyi soruyorlar? Bilmem. Sensin ilk. Benim ilk de. Neyse boş ver. Korkunç bir bekleyin. Okul podyumu yürüyüşümüz. Ben arkada bir yürüyüş. Yıldızlar takım. Koca bir... 2 yıl. 2 yıl arkamızda bıraktık. Ağlamayacağım. Mezun olacağız ya. Eğer kalmazsak tabii. Hala açıklamalılar. Bakalım. Hayırlısı olsun aklımızda. Bir şey diyeceğim. Deminki yarattığımız hareketi bir daha yapalım. Hangi hareketi? Gittik ya, el vurduk.